Evet, değerli basın mensupları, biliyorsunuz Konya İl Başkanımızla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ve bu iddia Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından titizlikle incelendi. Konuyla ilgili bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında bir heyet görevlendirildi. Ve heyetteki arkadaşlarımız olayın mağduru olduğu iddia edilen kişiyle onun yanında bulunan, olay anında yanında bulunan arkadaşıyla ve olayı bütün taraflarıyla kendilerinin bilgisi ve onayıyla ses kaydı da alarak ve yapılan görüşmeleri tutanak altına alarak bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu çalışmanın sonucunda raporlarını ortaya koydular ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi durum söz konusu değil. Dolayısıyla il başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl başkanımız görevinin başında. Benzer bir durum Bursa'da Osman Gazi'de gerçekleşti. Osman Gazi'de konunun muhatabı olan ilçe başkanının istifası alındı hızlı bir şekilde ve kendisi disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde konunun detayları ortaya çıkacak. Şimdi değerli arkadaşlar, bu son dönemde taciz üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaya yönelik yandaş medyanın bir linç girişimi söz konusu. Şu çok açık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadına karşı işlenen suçlarda, taciz konusunda tavrı tavizsiz. Büyük bir titizlikle bize gelen başvurular, konular inceleniyor ve bu konuyla ilgili gereken şey en hızlı şekilde yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıfır tolerans politikası, kadına karşı işlenen suçlarda sıfır tolerans politikası, umarım diğer siyasi partilere, diğer kurumlara örnek olur. Çünkü kadına karşı işlenen suçların siyaset üstüne çıkarılması, bu konuların sadece bir siyasi partinin değil, tüm toplumun sorunu olduğunun bilinmesinde büyük bir fayda var. İktidar cenahının bizim şimdiye kadar mecliste vermiş olduğumuz kadına karşı işlenen suçlarla ilgili cezaların arttırılmasını isteyen yasa tekliflerimizi, soru önergelerimizi, araştırma önergelerimizi büyük bir titizlik ve büyük bir kararlılık içinde sonuçsuz bıraktığını biliyoruz. Biz çağrımızı tekrarlayalım. İktidar cenahı, Cumhur İttifakı'nın ortakları, eğer bizim ortaya koymuş olduğumuz yasa tekliflerini, araştırma önergelerini benimsemiyorlarsa buyursunlar kendileri, kendi üsluplarınca bir teklif ortaya koysunlar. Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda cezayı en üst noktaya getirebilecek bir durumda Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi gereken desteği versin. Bu konuyu siyasi partilerin birbirleriyle bir mücadele alanı olmaktan çıkaralım. Yandaş medyanın kendisine bir alan bulduğu duygusu içinde canhıraş bir yayın politikası olmaktan çıkaralım. Gelin asgari ücret ne olacak onu konuşalım. Türkiye'nin gerçek meselelerini konuşalım. Türkiye'deki açlık meselesini konuşalım. Yönetilemeyen Türkiye'yi konuşalım. Pandemi sürecinde ortaya açıklanan, Sağlık Bakanı'nın bizzat ağzından açıklanan ve yanlış çıkan, doğru çıkmayan, yalan demek istemiyorum, doğru çıkmayan verileri konuşalım. Türkiye'nin bu konuda almış olduğu ya da alamadığı tedbirleri konuşalım. Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğünü konuşalım. Türkiye'de insanların pandemi koşullarında hayatlarını sürdürebilmekle ilgili ne büyük zorluklar yaşadıklarını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu konuşalım. Türkiye'de yürütülen bu kirli siyasetin seviyesini yeni yükseltelim. Gelin Türkiye'nin temel meselelerini konuşan bir süreç izleyelim hep birlikte. Keşke bütün siyasi partiler ve kurumlar bu tür konularda Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstermiş olduğu bu tavizsiz ve kararlı tutumu gösterebilseler, darısı diğer siyasilerin de başına diyorum, saygılar sunuyorum.